Bir önceki videoda kare ve eşkenar üçgenin toplam alanı için teli kestiğimiz yerin uzunluğunu temsil eden x türünden bir fonksiyon elde ettik. Şimdi de bunun minimum değerinin ne olduğunu bulmamız lazım. Bunun için de bu ifadenin türevini alıp türevi sıfır ya da tanımsız yapan değerin ya da değerlerin ne olduklarını bulmamız ve bu değerin ya da değerlerin minimum değer olduklarından emin olmamız gerekiyor. Şunu bir kere daha yazalım. X'in fonksiyonu olarak toplam alanı, türevini daha kolay alabilmek adına biraz daha farklı bir şekilde yazacağım. Karekök içinde 3 çarpı x kare bölü 4 çarpı 3'ün karesi yani 36. Mavi ile yazdığımız kısım da artı 100 eksi x'in karesi bölü 16 olacak. Sıra geldi şimdi türeve. Toplam alanın x'e göre türevi bunun x'e göre türevi karekök içinde 3 çarpı x bölü 18'e eşittir. Bununki de bir bakalım bunun karesi bölü 16'nın buna göre türevi yani 100 eksi x çarpı 2 bölü 16'dan 100 eksi x bölü 8 eder. Çarpı bunun x'e göre türevi. 100 eksi x'in x'e göre türevinden bahsediyorum. Evet bu da eksi 1'e eşit öyle değil mi? Çarpı eksi 1. Şimdi hemen devam edelim. Karekök içinde 3 bölü 18 çarpı x artı bunu da 1 bölü 8. x eksi 100 bölü 8 ya da 12,5 olarak yazalım. Ve şimdi de bunun minimum değerini almasını sağlayan x'in ne olduğunu bulalım. Buradaki ifade x'in tüm değerleri için tanımlı olduğu için kritik değer bu ifadeyi tanımsız yapan değer olamayacak. O halde bunu 0'a eşitleyip ifadenin 0 değerini almasını sağlayan x'in ne olduğunu bakacağız. Bunu orijinal fonksiyonun eğiminin sıfır olduğu nokta olarak da düşünebilirsiniz. Tabii bir de bulduğumuz x değerinin gerçekten bir minimum noktası olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekecek. İki tarafa 12,5 ekleyelim. 12,5 eşittir bunu x parantezine alalım. Karekök içinde 3 bölü 18 artı 1 bölü 8 x elde ederiz. x'i yalnız bırakmak için iki tarafı bir de buna bölmemiz lazım. x eşittir 12 buçuk bölü kare kök içinde 3 bölü 18 artı 1 bölü 8. Evet işte bu kadar. Eğimi sıfır yapan x değeri bu son olarak bir de bunun gerçekten de bir minimum noktası olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor bunun minimum noktası olup olmadığını belirlemek için de fonksiyonun çukurluğunun aşağı mı yoksa yukarı mı olduğuna bakmamız lazım ve bunun için de ikinci türeve başvuracağız evet bunun ikinci türevi fonksiyonun bu halini kullanayım. Toplam alanın x'e göre türevi kare kök içinde 3 bölü 18 x artı 1 bölü 8 x eksi 12,5'e eşitti. Bu durumda ikinci türevde karekök içinde 3 bölü 18 artı 1 bölü 8'e eşit olur. Bu ifadenin değeri pozitif olduğu için de çukurluğun tüm x'ler için yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Evet buna benzeyen bir eğriden bahsediyorum. Ve bu şekle bakarak da bu aralıkta eğimin sıfır olduğu noktanın minimum noktası olacağını söyleyebiliriz. Eğimin sıfır olduğu nokta budur ve gördüğünüz gibi bu bir minimum nokta. Elimizdeki tel 100 metre uzunluğunda olduğundan burada bulduğumuz ifade aslında çok da bir şey anlatmıyor. Yani bunun yerine ondalık bir sayı elde edebilirsek, başka bir deyişle bunun ondalık sayı olarak neye eşit olduğunu bulursak sonuç daha anlamlı olacak, değil mi? O zaman hemen hesap makinesini çıkarayım. Evet, 12,5 bölü karekök içinde 3 bölü 18 artı 1 bölü 8. Hazır mısınız? Evet, 56,5. Yaklaşık olarak 56,5. Teli eğer bu uçtan 56,5 metre olacak şekilde ölçüp kesersek, şekillerin toplam alanı minimum değerini alacakmış.